Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildiği söyleniyor. Tabii hem gerekçesi hem de resmi bir açıklama bekleniyor bu noktada. Sizin değerlendirmeleriniz ne olur? Tüzüğümüzün ilgili maddeleri gereğince Sayın Özcan'ı kesin ihraç talebiyle disiplin kurulumuza sevk ettik. İlter Yeşiltaş, A Haber. Efendim 81 il başkanının ortak açıklamasının ardından Sayın Ekrem İmamoğlu'nun da bir değerlendirmesi oldu. Bu açıklamanın 4 il başkanı tarafından hazırlandığını ifade etti Sayın İmamoğlu ve bu metnin 81 il başkanının büyük oranda kabul edebileceği bir metin olduğunu düşünmüyorum ifadesini kullandı. Bu açıklama ilişkin değerlendirmeniz ne olur? Sağ olun. Şimdi herhalde burada bir yanlış bilgi edinme var. Çünkü bütün toplantılarda olduğu gibi bu geniş katılımlı toplantılarda sonuç bildirgesini hazırlamak üzere bir redaksiyon komitesi kurulur. Evet, burada da bir 4 kişilik redaksiyon komitesi kurulmuş ve bu redaksiyon komitesi bir metin hazırlamış. Ondan sonra 81 il başkanımızın oluşturduğu bir 81 il başkanımızdan oluşan bir WhatsApp grubu kurulmuş ve bu metin orada görüşe açılmış. 81 il başkanımız bu metni defalarca müzakere etmişler. Ve ardından bunu ortak bir mutabakat metni haline getirmişler, imzalamışlar. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin hiçbir il başkanı mutabakatı olmayan bir metne imza atmaz. Efendim bize yönlendirilen bir soru var. O soru ATV tarafından yönlendirildi. O soru da şöyle. İYİ Parti'nin hafta sonu kongrede ittifaktan ayrılacağını resmen duyurması bekleniyor. Yerel seçimlerde tekrar bir ittifak için bir araya gelinecek mi? Yani hem diğer partilerin almış oldukları kendi iç uygulamalarına dönük kararlarla ilgili hem de söylentilere, dedikodulara dayanan aslında yapılmayan açıklamalar hakkında yorum yapmayı hep buradan söylüyorum, doğru bulmuyoruz. Evet, var mı başka soru? Buyurun. Efendim bugün Sayın İmamoğlu yaptığı açıklamalarda seçim kaybetme tecrübem yok diye bir değerlendirmesi oldu. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Sayın İmamoğlu bunun yorumunu herhalde kendisi yapacaktır. Ama yani burada seçim kaybeden de seçim kazanan da her zaman önde olan partimiz olur. Çok teşekkür ediyorum.